Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik beylerimize güzel bir şort ördük. İplerimizin e, rengini değiştirdiğimiz zaman kızlarımız için de çok güzel bir tolum şort olacaktır çalışmamız. Her iki e, kızlarımıza da erkeklerimize de gayet güzel bir çalışma. Çizgili bir şekilde bakınız çalışmamızı ördük. E, birer birer paçalarımızı başladık ve birleştirme işlemini yaptıktan sonra gövdemiz yeterli uzunluğa gelene kadar dilediğimiz aralıklarla çizgilerimizi örerek geldik sonrasında bel kısmına bakınız lastiğini ve ön kısmının kapak kısmını aynı anda çalıştık yeterli ölçüye geldiğimiz zaman bakınız keserek tamamladık sonrasında lastikle yine kapanışı yaptıktan sonra iliklerimizi de açmayı unutmadık en son aplikemizi ördük. Aplikemizi ördükten sonra ön kısmımıza diktik ve bu şekilde tulumumuzu tamamladık. Şimdi tulumumuzun ölçüsüne bakalım. Tulumumuzun ölçüsü bel kısmından alıyorum. Bakınız bel kısmından aşağıya kadar 29 santim. Şöyle kalçasının olduğu yere bakalım. Bes kullanacaklar için biraz geniş olması tabii ki güzel olacaktır. 28 buçuk santimde kalçasının olduğu yer askımızdan aşağıya kadar ise 45 santim bacağının ölçüsüne de hemen bakalım en geniş kısmından bakmak istiyorum en geniş kısmı 15 İlk beyazın başladığı yer ise 13 santim lastiğimizi tabi toparladığı için biraz daha küçük olacaktır 12 santim Evet Şimdi, e, şortumuzu tanıttıktan sonra hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Tulum şortumu örmek için Nako'nun Lüks Minuş Baby ipini tercih ettim. Siyah ve beyaz rengi kullanmak istiyorum. İplerimiz 100 gram ve 340 metreden oluşmakta. Şöyle bakacak olursak metrajına. 100 gram ve 340 metre. %35 poliamid, %65 premium akrilikten oluşan hoş bir ip. Yine beyazımızda aynı şekilde %35 poliamid, %65 premium akrilikten oluşmakta ve 100 gram 340 metre yine beyaz ipimizde. Tığımız ise 2,5 numara. Bakınız 2,5 numara tığımı kullanıyorum. 56 tane zincirimi siyah ipimle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 56 olunca görüşelim. Zincirimi tamamladım. Ölçüsünü birlikte görelim. 21,5 cm ölçümüz Tabi öreceğimiz yaş grubu daha büyükse istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 21,5 yani 22 santim şu şekilde bir bacak ölçümüz olacak. Baldır kısmından da başladığımız için çocuklarımızın bunu lütfen hesaba katalım. Daha büyük yaşlarda daha büyük ölçüler alıp şöyle baldırına göre. Bakınız yukarı kısımları göre ayarlamalarımızı yapalım. Yani bakınız 38 santim ya da 30 santim daha büyükler için kilolarla doğru orantılı olarak zincir sayımız fazlalaşsın. Evet şöyle düzelttikten sonra zincirimizi bakınız düz yönünü alıyorum. Güzelce düzgün ve birinci zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bir tane halkayı oluşturuyorum. 3 zincirimi ilave ediyorum. 1, 2, ve 3. Tığımın başını doluyorum. Hemen sol tarafa doğru zincirlerimi birer birer trabzan olarak örmeye başlıyorum. Her zincir yuvama bir tane trabzanımızı örelim. Bu şekilde ipimi de gizlemeye çalışıyorum. Zincir yuvalarımızın içerisine birer birer örelim. Ve tamamlayınca görüşelim. Evet trabzanlarımızı birer birer örerek geldim. Şu şekilde hazırlandık. Şimdi birleştiriyoruz birinci trabzanımızla son trabzanımızı. 3 tane zincirimizi çekelim. 2 ve 3 tığımızın başını dolayalım. Hemen ilk yandan gelen trabzanımızı yanındaki bakınız. Trabzanımızı şu şekilde girerek örelim. Ana gövdeden giriyoruz. Bir tane trabzan ördüm. Tekrar tığımın başında doluyorum. Bu kez sıradaki trabzanımızın ardından giriyoruz ve örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum ve örüyorum. Tekrar ardından giriyorum ve örüyorum. Bir yandan, bir ardından. tekrar yandan ardından sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Paçamızı bir yandan, bir arkadan, bir yandan, bir arkadan alarak örmeye devam ettik ve bakınız 1 2 ve 3 sıra ördük. Şimdi 4. sıramıza başlayacağız ve 4. sıramızda tamamlamış olacağız. Şöyle gördüğümüz gibi bakınız 1 2 ve 3 Geçişimizi birlikte yapalım. 3 tane zincir çekmiş olduğum yere gelerek batıyorum. 1 2 3. Zincirim hemen ilave ettikten sonra tığımın başını doluyorum. Kabartılı olanları yine yandan girerek, içte kalanlar ise ardından girerek örüyorum. Kabartılar yandan, içte kalanlar ardından, yandan, ardından şeklinde 4. sıramızı da örerek tamamlayalım. Hemen yandan girdim diğerinin ardından yandan ardından Ve sıramın sonuna kadar geliyorum. Trabzanımı bakınız örerek büyüttüm 1 2 3 4 sıramızı ördüm şöyle açtığımız zaman daha rahat görülmekte kabartılı olanlarımızı yandan girerek içte kalanları ise ardından girerek örüyoruz ve bir sıra daha ördükten sonra e, paçamızın lastik kısmını tamamlıyoruz. Şimdi geçişimizi yapalım en son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak ilk kabartılı olana yandan giriyorum. içte kalanı ardından girerek örüyorum yandan ve ardından giriyorum 5. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz lastiklerimizi birer birer örelim ve başlangıçta görüşelim Evet 5. sıramızı da örerek tamamladık Şimdi birleşme yerindeyiz. Tepesine batıyorum başlangıçtaki trabzanımın ve ölçüsüne bakıyorum. Lastiğimiz tuttuğum zaman 4,5 santim. İkinci rengimiz olan beyazımızı örmeye başlayalım. Beyaz ipimizi alıyoruz ve sıramızı örmeye başlıyoruz. İlk sıramızda birebir bütün trabzanlarımızın üzerine beyazımızla hiç artış yapmadan 56 tane trabzanımızı örelim. İpimi alıyorum, koparmıyorum çünkü sadece bir sıra örmek istiyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Şurada arkadan her ikisini bağlarsanız şu şekilde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle bir düğüm atalım en güzeli bu şekilde daha sonra içe aldığımız zaman kendiliğinden kaybolacaktır hemen düzeltiyorum ve içe aldım örmeye devam ediyorum tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımı örüyorum tekrar bakınız bir tane kabartılıyı bir tane düz olanı sıradan örerek ilerliyorum her trabzanımıza birer tane batıyoruz düz yönden örüyorum. Sadece bakın birer birer hiç atlamıyorum. Bir kabartılıya bir içeridekine tekrar kabartılıya başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. Başlangıç trabzanımızın olduğu yere geldim. Bakın zincir çekerek başlatmıştım. En son trabzanımızı zincirimizin en üst noktasına gelerek batıyoruz sadece ilmeğimizi geçiriyoruz ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz şimdi ikinci rengimize geçelim siyahımıza siyahımızı bu sıra bir sıra düzden bir sıra tersten örelim bakınız tersten örüyorum şu yöne doğru alıyorum ipimi eğer bu yönde kalırsak görüntümüz hoş olmaz İpimizi bu yöne aldıktan sonra zincirimi çekmeye başlıyorum beyazımla da sıkıştırıyorum 1 2 3 tekrar beyazımla sıkıştırıyorum yeterli olana kadar bakınız tığımın başını doluyorum hemen yanına yani aynı yere bir tane daha batarak trabzanımı örüyorum bir zincir bir trabzan tek trabzanın üzerine ördük ve artışımızı yaptık ve tersten örüyoruz bakınız diğerini düz yönden örmüştük şimdi iç yönden örüyorum artışımızı yaptıktan sonra ikinci sıramızda dümdüz örerek ilerliyoruz herhangi bir işlem yapmıyoruz birebir trabzanlarımızın üzerlerine batarak ilerliyorum Evet en son trabzanımı kadar ördüm. Geliyorum zincirden ördüm. Trabzanımın tepesine batıyorum. Arasından geçiyorum. Bir tane zincir çekerek kesiyorum. Çünkü bundan sonra iki sıra beyazımı öreceğim. Arada çok uzun olmasını istemiyorum. Bir sıra öreceğim zaman devam edecek ama iki sıra olacağı zaman uzun olmasını istemiyorum. Tabii siz rahatsızlık duymazsanız devam edebilirsiniz. Şimdi örgümün diğer yönünü çeviriyorum. bir düzden ördük, ikinci siyah kısmı tersten ördük. Beyazımızı tekrar düz yönden örmeye başlıyoruz. İpimi alıyorum. Siyahımızda bakınız artışımızı yapmıştık. Beyazımızda ise artışımızı yapmayacağız. Artış yapmadık sadece siyahta yaptık beyazda yine artış yapmadan ilerleyeceğiz. Zincirin üzerine geliyorum. Bakın zincir çekerek oluşturduğum trabzanıma 1, 2, 3 tane zinciri hemen çekiyorum. Sırası ile artış yapmadan bakın her biri farklı trabzanlarda ilerliyorum. Başlangıç yerime kadar sadece birer birer trabzanımızı örerek devam edelim ve 3. sıramızı da bu şekilde artışsız bir şekilde tamamlayalım. Evet en son trabzanımı ördükten sonra zincir çekerek ördüğümüz trabzanımızın tepesine gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir sıra içten bir sıra dıştan örüyoruz çünkü. Örgümün yönünü çevirdikten sonra tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve artışımı yapıyorum. Bakınız ve ilerliyorum her trabzanımın üzerine birer birer örerek devam ediyorum ve şöyle göstermek istiyorum bakınız şu kısım lastiğimizin kendisi ilk sıramızda artış yapmadık siyahımızda artışımızı yaptık yani artı bir ekledik beyazımızın ilkinde tekrar artış yapmadık şimdiki öreceğimiz sıramızda bir tane ilave ettik artışımızı yaptık yani şu anda toplamda iki tane artışımız yaptık artış yapmadık siyahımızda yaptık yapmadık ikinci beyazımızda artışımızı yaptık Evet şimdi beyazımızı tamamlayalım ve görüşelim Evet en son trabzanımı ördüm başlangıçtaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve örgümün tekrar yönünü çeviriyorum siyah ipimi bağlıyorum ve siyah ipimle düz yönden örmeye devam ediyorum bir düz yönden bir ters yönden örüyoruz örgümüzü. Zincirimi çekerek başlıyorum. 1 2 3. Bundan sonraki sıralarda bir sıra siyah, bir sıra beyaz olarak örelim ve hepsinde birer tane artışlarımızı mutlaka yapalım. Şöyle ilerledikçe devam edelim yukarıya doğru. Hepsinde birer birer Artışlarımızı kenardan yapalım ve e, örgümüzü örerken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi bir sıra düz örerken bir sıra da ardından bir sıra önden bir sıra ardından örelim ve bu şekilde şuradaki ilmeğimizin çok fazla kaymasını engelleyelim en azından sadece zincirimizin yeri belli olacak bakınız kaydırmamış olacağız. Evet şimdi siyahımızı beyazımızı sırasıyla örerek ve her birinde de birer tane artışımızı yaparak görüşelim. Beyaz ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve paçamı alıyorum. Buradaki görmüş olduğumuz paçamı ve zincirimizin olduğu trabzanımız var bakınız. İki tane yan yananın bu tarafındaki onun üzerine batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer paçamı alıyorum. Yine aynı zincirim çekerek oluşturduğum. Bakınız iki tane artışımızın birincisi zaten zincirde. Onun üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 ve birleştirme işlemini bu şekilde yapıyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen aynı yere bakın şöyle görülmesini istiyorum. Bir tane daha trabzanımı örüyorum aynı yere ve ilerliyorum birer birer trabzanımızı örerek paçamın üzerinden devam ediyorum şu an her ikisini birleştirdik beyaz ipimizle ilerlemeye devam ediyorum ve arka kısmına yani şöyle dolaşıp gelelim şu kısma gelince tekrar görüşelim en son trabzanımıza kadar ördüm bakınız hepsini tamamladım yine ilk başladığımız trabzanımızın olduğu yere geliyorum bir tane trabzanımı örüyorum şu ipimi yalnız biraz daha sıkı tutmak istiyorum Evet aynı yere geliyorum bir tane daha örüyorum bakın tığımın başını doluyorum aradaki bir tane zincir çekerek geçmiş olduğumuz yerin içerisine giriyorum şu şekilde bir tane trabzanımı örüyorum diğer tarafa Bakın ilk battığım yere ilk örgümüzü oradan başlatmıştık. Tekrar giriyorum. Bir. Aynı yere bir daha batıyorum. İki. Bacağımızın tam arası olan bölgelerimize ikişer ikişer battık. Bakınız şuradan başlattığımızı ve bitirdiğimiz yeri. Şimdi örgümüzü birer birer trabzanlarımızı örerek ilerliyorum. Sadece ilk başlangıçtaki yerimizi iki olarak ördük. Diğerlerine birer birer batarak ilerleyelim geçişimizi yaptık bacak aramızı bu şekilde birleştirdik şimdi ilerliyorum şöyle bakın bakınız bir uçtan bakınız karşı taraftan başlamıştım bu taraftaki paçamızı örmeye tamamen turlayarak geldim ve tam birleşme noktasının olduğu bölümdeyim yine ortadayım en son trabzanımı ördüm başlangıçtaki trabzanımı yine tığımın başını doluyorum batmaya başlıyorum 1 bir, bir daha bir ve iki İki defa battık bakın hepsinde bacak arasında belli bir rahatlama olmasını sağladık şu araya girelim şimdi bir tane trabzan örüyorum Hemen yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum ve zincirimle başladığım yere geliyorum, geçişimi yapıyorum. Evet, şimdi şöyle görelim. Bakınız, her iki bacağımızı birleştirdik. Arada hiç boşluk bırakmadan ikişer ikişer battık. Bakın, ikişer ikişer ve uygun olan yerlere trabzanlarımızı yaptık. Şimdi tam tur olarak İkinci sıramızı örelim artık herhangi bir artışımızı yapmıyoruz sadece birebir trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz ve başlangıç yerinde rengimizi değiştirmek için görüşüyoruz Evet iki sıramızı örerek tamamladık bacak aramızı çok güzel bir şekilde birleştirdik çok güzel bakın hiçbir delik yok artışlarımız var toplamda 2 4 6 8 tane Artışımız oldu. Eğer boşluk kalacak olursa lütfen hiç çekinmeyin boşluklarımıza mutlaka batarak arayı kapatın. Çünkü modelimiz düz bir model olduğu için bir eksik iki fazla hiç fark etmez. Sadece bacak aramızın bu kısmını rahatlatalım ve de görüntüde herhangi bir şekilde delik ya da çirkin olmasın. Düz olduğu için herhangi bir bozulma korkumuz olmayacak. Önemli olan görüntüyü Tığımızı uygun şekilde alarak e, düzgün trabzanlarımızı örelim. Şimdi siyah rengimizde yine çizgili bir şekilde örmeye devam edelim. E, belli bir miktar büyütelim. Çok fazla değil. Biraz daha çizgili şekilde örelim. Sonrasında görüşelim. Yine tersten örüyorum. Bakınız içten örüyorum zincirimi çektiğim yere gelerek batıyorum zincirimin olduğu yerin tam üzerine giriyorum 1 2 3 artık artmamız eksilmemiz hiçbir şeyimiz yok gördüğümüz trabzanlarımızı birer birer örerek ilerliyoruz çizgilerimizi de dilediğiniz sıklıkta dilediğiniz ya iki sırada ya tek sırada değiştirebilirsiniz şu şekilde birer birer örelim. Sonrasında görüşelim. Sadece örerken dikkat etmenizi istediğim en önemli nokta bir sıra arkadan bir sıra önden bir sıra arkadan bir sıra önden örelim. Buradaki kaymamız olmasın. Yani şöyle en azından sadece bir zincir izimiz hafif belli olur. Yoksa o da rahatsız edici bir görüntü oluşturmaz. Yoksa farklı bir şekilde kaymalara yol açar. Evet şimdi birkaç sıra daha siyahımızı beyazımızı istediğimiz ya iki sırada ya tek sırada ya da nasıl arzu ederseniz o şekilde biraz örelim ve görüşelim. Paçalarımızı birleştirdikten sonra gövde kısmını örmeye devam ettim. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 sıra ördüm. 13 sıramızı ördükten sonra bakınız bir ters yönde bir düz yönde ördük. Herhangi bir şekilde geçişimizde sıkıntı yaşanmadı. İlmek kayması, trabzan kaymasını görmedik. Şöyle görmüş olduğumuz gibi ben işaretlerimi taktım. Bu işaretlerimizi şimdi anlatmak istiyorum. Şöyle bakınız. Başlangıcımızda 56 ve 56 her bacaklarımıza başlamıştık. Artı 7 tane de artışımızı yapmıştık. E, buradaki paçalarımızın her birini örerken. Üstte ise kesinlikle artış yapmadık. Ve 13 sıramızı örerek tamamladık. Şöyle toparladığımız zaman her iki paçamızın 56, 56, 112 tane toplamda ilmeğimizi oluşturmakta. 7 bir bacağımızda arttık. 7 bir bacağımızda 14 tane de bacaklarımızda arttığımızda 126 tane ilmeğe ulaştık ve e, bacak aramızı oluşturan bu bölümde ise ikişer ikişer arttığımızda artı 8 de bu bacak aramız için ilave ettik toplamda 134 tane ilmeğimiz oldu eğer 134 tane ilmeğimiz yoksa ya da fazlaysa hiç problem değil şöyle koyuyorsunuz bakınız burası benim ön yüzüm diğer taraf ise arka yönüm tam eşit miktarda bakın şu şekilde koyalım Burayı arka olarak kullanacağımız için ön tarafta askılarımız devam edeceğinden dolayı 8 tane trabzanımızı ayıralım. 8 trabzan, 8 trabzan kenarlara ise 2 tane, 2, 4 boşluk bırakalım. 4 sağ tarafa 4 tane sol tarafa trabzanlarımızı ayıralım. Ayraçlarımızın sağından ve solundan eksilmelerimizi yaparak şortumuzun yani tulumumuzun önündeki kapak kısmını çok güzel bir şekilde oluşturacağız. Şimdi örmeye başlayalım. Bakın e, sayılarımız aynı çıkmayabilir ya da daha büyük ya da daha küçük örmek isteyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Tam yarıya bölelim. Önümüzü ve arkamızı kenarlarımızdan 3-4 tane ilmek boşluk bıraktıktan sonra askımız için e, 7 tane trabzan yeterli ama 8 tane ayırın. 7 üzerinde çalışacağız. Bu şekilde askılarımızla devam edelim. Yani sayı hiç önemli değil. İlla aynı bu ölçülerde başlayacağız diye de bir şey yok. Büyük lazımdır ya da daha küçük lazımdır. O yüzden önemli olan eşit miktarda önünü arkasını ayarlayıp askı yerlerimizi yerleştirdikten sonra örgümüze devam etmek. İşaretimizi taktığımız yerden itibaren örmeye başlayalım. Bir tane düğüm attım tığıma ve ayracımı taktığım yere hemen geliyorum zincirimi çekiyorum 1 2 3 ve birer birer trabzanlarımı örüyorum diğer ayracımın pembe ayracımın olduğu yere kadar siyah trabzanlarımızı sırasıyla örerek gelelim bu uçtan başladık diğer ayracımıza kadar örelim Evet bir ayracımızın olduğu yerden başladık. Arkasında tamamen siyah örerek geldim. Diğer ayracımın en son noktasındayız ve şu arada görmüş olduğumuz gibi beyaz kısmımız kalacak. Beyaz kısmımızın kaldığı yerde bakınız iki defa çektim. Son çekişi beyazımla yapıyorum. Ve başını doluyorum. Aradaki kalan kısımları beyaz trabzanımla örmeye başlıyorum ayrı da artık çıkarayım örgümü bozmasın diğer tarafı da çıkaralım şimdi trabzanlarımızı birer birer diğer uca kadar örelim beyazımızı bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim şimdi tam siyahımın olduğu yerdeyim bakınız beyaz trabzanımızı siyahımızın ilk gelen trabzanın tepesine batıyoruz. Şu şekilde ve birleştiriyoruz. Arkasını çeviriyorum. Tekrar beyazımın üzerine geçiyorum. Bakınız şu şekilde beyazımın üzerine ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim ve örmeye başlıyorum. Şimdi tuttum. Bakınız birer birer devam ediyorum herhangi bir şekilde artma ya da eksilme işlemi yapmıyoruz. Diğer siyah ipimizin olduğu yöne doğru örüyoruz. Geriye dönüşümüzü yaptık. Dümdüz örüyoruz. Beyaz ipimi örerek geldim. En son trabzanımı ördüm. Hemen siyah ipime başlıyorum. Beyaz ipimi şöyle alıyorum. Siyah ipimi diğer taraftan bakınız. Şu şekilde önde beyaz ipimiz siyah ipimiz de ardından geçtim iki tane ördüm bakınız yani bir trabzanımızın birincisini çektim ikincisini şöyle siyah ipimle çekiyorum beyaz ipimi sıkıştırıyorum ve siyah trabzanımı örmeye başlıyorum bakınız siyah trabzanımı bir tane ördüm hemen yandaki trabzanımı bakınız iç kısımdayız birincisini direkt ördük burası çok önemli çünkü hemen düz olan yerde askımızı buradan başlatacağımız için hemen düzümüzün yanındaki ilmeğimizin kabartılı olmasını istiyorum. Arka yönden ördüğüm için burada çukuru olarak ördüm. Yani içte kalacak. Arka yönde dıştan ördüğümüz zaman bu kısım kabartılı olarak çıkacak. Lütfen buraya dikkat edelim. Daha sonrasında devam edelim. Yani siyahımızın ilkini düz trabzan olarak ördüm. Hemen ikinci siyah trabzanımı yandan girerek kabarttım. Bir diğerini ardından siyahlarımızla lastik yapmaya başladık. Bakınız bir yandan bir ardından şöyle çıkarayım artık. Bakınız yandan girmiştim. Diğerini ardından alıyorum bir yandan bir tanesini ardından tekrar yandan yani lastiğimizi örüyoruz. Diğer siyahımızın olduğu yere kadar bu şekilde bir yan taraftan giriyoruz. Şu şekilde hemen trabzanımızın yanından siyah olduğu için bakın şöyle düz trabzanın başını doluyorum tığımın. Trabzanımın sağ tarafından giriyorum hemen sol tarafından çıkıyorum ve örüyorum diğer trabzanı ise tığımın başını tekrar doluyorum ardından giriyorum diğer yanından çıkıyorum bu şekilde örüyorum bir şöyle bakınız yandan ve ardından en son siyahımıza kadar örerek devam edelim Sıramızın sonuna kadar bir tane yandan bir tane ardından alarak geldim. En son e, kısım şu dışta kalacak şekilde olmalı. Bakınız burada askımız kabartılı olmasını sağlamalıyız. Şimdi geçişimizi yapalım. Bakınız sadece şu şekilde ilmeğimi bağlıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir yandan bir ardından bir yandan bir ardından alarak trabzanlarımızı en sonuna kadar geldim. Bakınız arkadan başladım. İçten örüyorum. En son trabzanımı da ördüm. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta her iki Beyazımızın yanındaki ilk trabzan olan siyahımızın dışa kabartılı bir şekilde olması. Ona lütfen dikkat edelim. Eğer içe olarak denk geldiyse hemen bir geri gidip ikisini aynı anda alalım. Hemen yol yakınken düzeltelim. Yani iki tane trabzanı içten alıp en sondaki trabzanımızı yine tek olarak ayarlayalım. Dışa tek olarak. Bakınız dışa kabartı ve dışa kabartı. Şimdi trabzanımı en sonunu ördüm ve bakınız beyazım burada basamak farkıyla durmakta Beyazımın üzerine geliyorum batıyorum sadece geçişimi yapıyorum bakınız birbirine bağlatıladım ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra bakın ilk kabartılı hemen ikinci trabzanımı ardından giriyorum bir kabartılı bir ardından sıramızın diğer yönde beyaz ipimizin olduğu tarafa doğru ilerliyoruz gördüğümüz gibi örüyoruz bu üçüncü sıramız birinci sıramızı düz örmüştük ikinci sıramızı bir yandan bir ardından almıştık üçüncü sıramızda ise kabartılıları yandan içte kalanları ise ardından girerek örelim ve beyaz ipimizin olduğu yöne doğru gelelim Evet şimdi siyahımla beyaz ipimin olduğu yere geldim. Şöyle baktığımız zaman siyahımızın başlangıç yeriyle beyazımızı 2 sıra beyaz ördük. 3 sırada siyahımızı ördük. Şöyle görüldüğü zaman açayım bakınız. 1, ortadakini de görmekteyiz. 2 ve 3 sıralarımızı kaybetmemek için şimdi beyazımızı siyahımızdaki ilmeğimizle birleştiriyoruz. Siyahımızın olduğu yöne doğru gelerek beyazımızla da 3. sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi geçişimi yapalım. En son kabartmalı bir şekilde örerek aldım. Beyaz ipimle geçişimi yapıyorum. Arkadan siyah ipimle sıkıştırdım ve başladım. Şimdi daralma işlemine geçiyoruz. 3. sıramızda daraltma işlemi yapıyoruz. 1 2 3 tane beyazımızı aynı anda örüyoruz şu şekilde. Bir. Bakınız bir seferde örüyorum. ikinci kez çekmiyorum. 2 3, 3 tane trabzanımızı tek seferde çekiyorum ve diğer yöne doğru birer birer trabzanlarımızı örerek ilerliyorum. Üçüncü sıramızı da ilerlemenin sonunda tamamlamış olacağız. Siyahımızla tamamladık. Şimdi beyazımızı da ördüğümüz zaman siyahla birleştiğimiz noktada hem siyahımız hem beyazımız. 3. sırasını tamamlamış olacak. Birer birer ilerliyorum. Son 3 ilmeğimi varana kadar ördüm. 1, 2, 3. Birer birer alıyorum. Bir defa çektim. İkinci trabzanımı yine bir defa çektim. Üçüncü trabzanımı bir defa çektim. Ve tek seferde hepsini aldım. Sağdan ve soldan 3 trabzanımızı kestik. Şimdi 3 trabzanımı kestikten sonra bakınız burası e, siyahımızın 3. sırası 1 2 3 tepe noktasına gelerek batıyorum ve bağlantımı yapıyorum ipim de burada kalıyor aynı marka aynı ürün olmasına rağmen bakınız birisi biraz daha ince kalabiliyor siyah biraz daha ince kaldı bakın. 1, 2, 3. Beyazımızla 1, 2, 3 sıralarımızı lütfen takip edelim. İpiniz özellikle böyle siyah ya da koyu renkli ise karıştırma olmasın. Yoksa basamak basamak olur. Bu da bize sıkıntı çıkar. Beyazımızla örmeye devam edelim. Bu yönden şimdi siyahın olduğu yere doğru ilerliyorum. Dördüncü sıramızı beyazımızla başlatıyoruz. Siyahımızla da tamamlayacağız. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum birinci trabzanımı ördüm hemen üç tanesini aynı anda aldığım trabzanımı yine bir defa örüyorum yanındaki trabzanımı da bir defa örüyorum iki tane trabzanımı aynı anda alarak bir tane eksiltmiş oluyorum diğer uca doğru birer birer trabzanımızı örüyoruz artık bu şekilde bakınız birer birer art e, eksilme yapacağız önümüzü şu şekilde daraltacağız Aradakilerde herhangi bir değişiklik yok. Tek dikkat etmemiz gereken husus sıramızı takip edelim yoksa farklı bir işlem yapmıyoruz. Eğer iki renkle kafanız karışacaksa bir renkle sürekli aynı yönde turlarımızı yaparak örebilirsiniz. Tek renkle de yapılabilir. Sadece güzel bir hoşluk katması için ikinci renkle kenarlarını geçmekteyiz. Sona doğru ilerliyorum. Sona doğru geldim. 3 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bir tanesini tek olarak aldım. Yanındakini yine tek olarak alıyorum. Ve ikisini bakın iki tane var. Kesiyorum. Ve tığımın başını doluyorum. En son başa bir tane trabzanımızı örüyorum. Ve şöyle görmüş olduğumuz gibi üçü burada bitiriyorum iplerimi şu şekilde değiştiriyorum siyah ipimi öne doğru alıyorum ve son ilmeğimi siyahımla alıyorum kapatma işlemini geçişimizi yaptım şimdi siyahımızın dördüncü sırasına bu şekilde başlıyoruz şöyle aldık ve devam edelim siyahımızı aldık ve ilk trabzanımın üzerine batıyorum İlk trabzanım içten burada tersten ördüğüm için içten öne düzgün durması için hemen bir tane örüyorum. Ve iplerimi sıkıştırıp görüntüyü güzelleştiriyorum. Ve sırası ile siyahımızın dördüncü sırasını trabzanlarımızı gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Dıştan olanları dıştan, içten olanları içten olarak sıramızı tamamlıyoruz. Beyazımızla 4 sıramızı tamamladık. Şöyle görelim. Ve kesme işlemlerini yaptık. Şimdi siyahımızla örüp buradaki noktaya kadar geliyoruz bakınız beyazımızın başlangıç noktasına kadar ve bu şekilde dördüncü sıramızı da tamamlıyoruz. Sıralarımızı hep beyazımızda ikişer ikişer yanlardan keserek ilerleyeceğiz ama öncesinde birkaç sıra sonra siyahımızı arkadan keseceğiz ve daha sonra sadece askılarımız ve önümüzü örmeye devam edeceğiz ama öncesinde birkaç sıra daha birlikte örelim dördüncü sıramızda iki tane kesme işlemimizi yaptıktan sonra dümdüz ilerleyerek geldim en son iki tane ilmeğimi birer defa alarak örüyorum bakınız bir üç tanesini öreceğiz bir bunu bir de bu ilmeğimizi öreceğiz hemen bir alıyorum, bakınız bu trabzanımı, diğer trabzanımı da bir defa alıyorum. Her ikisini tek seferde çekiyorum ve e, bu şekilde dördüncü sıramı tamamlamış oluyorum. İpimi şöyle alıyorum, siyah ipimle son çekme işlemini siyah ipimizle yapalım ve geçişimizi siyahımızla tamamlamış olalım, bakınız. Bir tane de zincir çekip sağlamlaştıralım. Evet tığımın başını doluyorum. Hemen gidiş yönünü içten ördüğüm için dışarıya da kabartma istediğim için ardından girerek bakınız siyahımı bir tane trabzan askım için gerekli olan bölümü örüyorum. Beyazımı sıkıştırıyorum. Yandan giriyorum. Yani görüntü nasılsa siyahımın dördüncü sırasını da bu şekilde tamamlıyorum. Beyazımızla başladık. Siyahımızla ilerliyoruz. Evet başlangıç yerimize kadar gelelim. Dördüncü sıramızı beyazımızla başlatmıştık. Şuradan başlamıştı bakınız dördüncü sıramız. Sıramızın sonuna kadar geldik. Sonra siyah ipimizi aldık. Arkasından dolaşarak geldim ve en son dördüncü sırayı bitirmek üzereyim. Ve dördüncü sırayı başlatmış olduğumuz bakınız yerde basamak gibi görüntümüz var. Hemen ilk basamağın tepesine geliyorum. Şu şekilde batışımı yapıyorum ve 5. sırayı siyahla başlatıyorum 1 2 3 sıramızın birisini siyahla başlatıyoruz birisini beyazla birisini siyahla ve beyazla diye dolaşarak devam ediyoruz. Şimdi 3 tane zincirimi çektikten sonra 3 tane çekmeyelim sadece bir tane çekelim tığımızın başını dolayalım hemen ardından girelim bakınız yandan girelim ardından değil bu yöne dışa kabartı istiyoruz çünkü. Kabartımızı örelim. Yanındakini ardından yanındaki yandan yine ilerleyelim ve bu şekilde 5. sıramızı başlattık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. sıra siyahımızla başladı. Şimdi beyaz ipimizin olduğu yere doğru dümdüz örerek ilerleyelim. Evet 1, 2, 3, 4, 4. sıramızı bitirmiştik. 5. sıramıza buradan siyahtan başlamıştık. Şimdi beyazımızın 5. sırasını örüyoruz. Şöyle beyaz ipimiz burada Bakınız. Siyah ipimi ardına beyaz ipimin geçiriyorum. En son ilmeği beyaz ipimle alıyorum. Bakınız, şu şekilde göstereyim. Beyazla kapatıyorum. Siyahım arkada ve asılıyorum iplerimi. Başlıyorum. Bir defa alıyorum, bitirmiyorum ikinci trabzanımın üzerine ilerliyorum diğerine her ikisini tek seferde çekiyorum artık birer birer azalıyoruz yani ikisini aynı anda aldığımız zaman birer birer azalmalarımız her iki yönde de devam edecek diğer beyazımın sonuna doğru örüyorum hem sağdan hem soldan eksilmelerimizi yapalım yeterli ölçü gelene kadar son ilmeklerimi de birer birer alıyorum tek seferde çekerek daraltma işlemini yapıyorum Evet beşinci sırasını beyazımızın tamamladım hemen siyahın beşinci sırasına gelerek şöyle ilk başlangıcına batıyorum siyah olduğu için biraz e, görülmeyecek ama başlangıç noktasına batıyoruz şöyle açtığım zaman görülebilmekte Evet tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimi burada çektiğim için bir tane trabzanım oluyor o yüzden içten 2 tane birer defada aldığım trabzanlarımı örerek kesiyorum sonda bir tane trabzanım var Evet şimdi altıncı sıramızı siyah ipimin olduğu yöne doğru gidiyorum bu kez beyazımızla başlattık sıramızı Evet şimdi siyahımıza doğru gelelim Görüşelim orada.